Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Dün aslında vlog'a başladım. Caddede işe mal ettikten sonra eve döndüm. Biraz laptopta çalıştıktan sonra şöyle bir şuraya kıvrılayım derken akşam olmuş. Bugün de uyandım, toparlandım. Dışarı çıkacağım. Halam sonunda iyileştim. Ufak bir hem size güncelleme yapayım hem de Londra'da aldığım bazı şeyleri göstereyim dedim. Mesela bir bu Uniqlo elbise. Şu an hayatımın en büyük kurtarıcısı olacak gibi duruyor. Ay çok şükür iyiyim. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız Londra'ya gitmeden önce yaklaşık bir hafta 10 gün çok hastaydım. Hala hastayım farkındaysanız. Londra'da şansa o dönem antibiyotik kullanmam gerekti artık. Böyle hamilelerin kullanabildiği bazı antibiyotikler varmış. Çünkü yani ilaç almadan kesinlikle iyileşemedim. Artık hani nereden ne kaptım hiçbir fikrim yok ama kötüydü. Kötüydü yani. Antibiyotik beni toparladı. Şansa Londra'da aşırı iyiydim. Hiçbir şeyim yoktu. Sadece geceleri öksürüyordum biraz. O da kaburgamı acıtıyordu, sağ kaburgamı. Son gün böyle hazırlanırken kaburgamdan çıt diye bir ses geldi bir anda. Dedim ki böyle çatlamış olamaz herhalde. Çok saçma falan diye. Böyle nefes almama bile izin vermeyen bir acı oluşmaya başladı kaburgamda. Nefes alıyorum canım acıyor, yürüyorum canım acıyor. O Londra vlogunun o son parkta gezdiğimiz kısmında falan. Normalde biraz devam edecektik işte birkaç mağaza bakmaya falan gidecektik dedim ben. Yapamayacağım yani dönelim. O yüzden zor bir dönüştü benim için. Yolda zordu. Doktoruma anlattım ama hani hiç çatladı mı bir şey mi oldu falan gibi anlatmadım. Çünkü herhalde o ses öyle bir şey değildir falan diye düşündüm. Sesi de söyleyince doktorumun ilk tepkisi çatlamış olabilir kaburgan dedi. Ve ya çok zedelendi şu an hamilelikten dolayı röntgen de çekemediğimiz için bilmiyoruz. Ya da çatladı. Ve döndüğümde tekrar hasta oldum. Yani hastalığım tekrar geri geldi. Yani hali hazırda kaburgam bu haldeyken çok öksürünce çok kötü birkaç gün geçirdim. Bu sefer soğuk kaburgam da acımaya başladı. Geçen gün böyle ağlıyordum hani. Sola da aynısı olacak diye çok korkuyorum. Her an oradan da çıt diye bir ses gelecek falan diye. Zor birkaç gündü. Ama toparladım. Şu an sadece bu tabii geniz akıntım kaynaklı sesim böyle. Bir de hani öksürürsem tabii ki kaburgam acıyor. Ama o öksürük krizlerine girmiyorum neyse ki çok şükür. O yüzden dün kendimi dışarı attım artık. Dedim ki yani yeter. Dün bugün evi bayağı bir toparladım. İşte bu sabah evi biraz temizledim. Hani kendimize gelelim yani hani düzenimize, rutinimize dönelim diye. Bugün Arife. Yani cadde bu arada aşırı boş, aşırı keyifli. Bayılıyorum bayramda özellikle Bağdat Caddesi'ne. Yarın işte bazı kahvaltılarımız, yemeklerimiz var. Artık ne kadar çekebilirim bilmiyorum ama şimdi Asena ile buluşacağım. Onunla buluşmadan önce bir anın organizasyon şirketiyle konuşuyorum. Baby shower için. Çok organizasyonlu bir şey yapmayacağım bu arada tahmin edersiniz ki benden. Yani bir restoranın ufak bir bölümü bölümünde şey yapacağız. Brunch yapacağız. 20 küsür 30'a yakın kişi. Sadece organizasyon şirketiyle görüşme sebebim hani fotoğraf çekebileceğimiz bir alan olsun istiyorum ufak. Onun işte panelini falan birlikte şey yapıyoruz yani. Ben biraz Canva'dan nasıl bir şey istediğimi onlara gösterdim. Onları konuşuyoruz yani. Onun dışında çok organizasyonlu bir şey olmayacak. Giyecek asla hiçbir şey bulamadım bu arada baby shower'da. Sonra ay of biraz kaburgam acıyor hareket ederken. Şöyle bir set var elimde H&M. İnanılmaz güzel bir kumaşı var bu arada. Aşırı iyi. Ve hiç giymedim. Ağır bu arada yani. Bayağı ağır. Ve çok şık. Sadece bu çok uzun üstü. Acaba bu trikoyu kestirebilir miyim diye bugün terzime uğrayıp soracağım. Zaten alacaklarım vardı ondan. Eğer kestirebilirsem bu üstü kestirip bu seti giymeyi düşünüyorum. Çünkü daha iyi, daha kaliteli ve daha güzel bir şey bulamadım. Yani gerçekten acayip güzel. Neyse bu süreçte çok fazla böyle Londra'dan aldıklarım çok acayip bir alışveriş yapmadım bu arada. Bu üzerimdeki Uniqlo elbiseyi aldım. Uniqlo bu içi sütyenli atletlerden yapıyordu ya onların elbisesini yapmış. Yani emzirmek için pek mantıklı değil. Yazın ne kadar giyebilirim bilmiyorum ama en azından doğuma kadar böyle rahat rahat giymek için bunu aldım. İşte üzerine keten gömlekle falan işte şimdi ceketle giyeceğim. Bunun bejini aldım biraz daha böyle A kesim açılıyor. Şöyle. Tatlı değil mi? Uniqlo'nun bu basic elbiselerini seviyorum. Onun dışında birkaç güzellik alışverişim var ama şu Refi'ları Instagram ve TikTok'ta bir videoda toplayıp anlatacağım. Aslında bu Refi'ların hepsi
Ne bu sefer almadım. Şu üçlüyü bir paket olarak satıyorlar. Geçen sene Serdar almıştı bana gloss, kaş sabitleyici ve highlighter olarak. Bu vücut highlighter inanılmaz bir şey. Ben bu gittiğimde çok ilginç diye merak ettiğim Lash Sculpt. Kirpikler için kaş sabitleyici gibi ama hafif maskara etkisi de var. Bu arada bir kere denedim. Çok beğendim. Acayip güzel ve değişik bir ürün. Bir de şu meşhur fırçasını aldım. Şu an 2-3 gündür sadece bunu kullanıyorum. Yüzüme başka hiçbir fırça kullanmama gerek kalmadı diyebilirim. Ama bunları dediğim gibi detaylı olarak başka bir videoda, yani Instagram'da anlatacağım. Onun dışında bu Ordinary'nin pembe serumundan aldım. Bariyer onarıcı ve işte daha pürüzsüzleştirici. Kullanmaya başladım. Şu an zaten daha çok bu tarz bariyer onarıcı şeyler kullanabildiğim için hoşuma gitti, yani şu şöyle pembe dokusuyla viral olmuştu. Güzel, iyi de nemlendiriyor bu arada, tatlı bir serum. Kullandıkça anlatacağım. Glossier'den normalde You parfümünü alacaktım ama gerçekten hiç unique bulmadım açıkçası. Yani çok beni çeken bir şey olmadı. Aslında dedim ki ne alayım? Söyle, buradan bir tane bir şey almış olayım. Cloud Paint'lerine bakacaktım ama çok da yani krem aldığım var. Gereksiz buldum. Aslında bu Future Dew'lara önerdi. Serum bir ürün bu. Şu an yüzümde de var. Birazdan ışıkta daha böyle bir gösteririm. Şöyle şuradaki ışıktan kapabiliyorum. Güzel bir ışıltı ve ya makyaj bazı gibi ama mesela başka yüzüme hiçbir şey sürmedim bugün. Öyle söyleyeyim hani. Bir şeylerle karıştırarak bir şeylerin altına ve tek başına kullanabilirsiniz. Bir yandan nemlendirici serum görevi görüyor. Bir yandan da acayip güzel bir ışıltı katıyor. Ben çok beğendim. Charlotte'ın Magic Cream'ini aldım. Hepsini peki kutularını geldiğim gibi atmam. Bunu henüz denemedim. Merak ettiğim bir üründü. Bir de yine buna özel bir TikTok ve Reel çekerim muhtemelen. Sky High'ın Bordo maskarasını aldım. Bunu böyle Aslı gelmişti işte ben Londra'ya gitmeden önce. Ona sormuştum, bulamamıştı gelmeden. İlk yere baktık, bulamadık falan. Sonra bir gün bulduk. Ertesi gün tekrar o Boots'a girdik. Bitmişti yani. Geldiği gibi bitiyor anladığım kadarıyla. Henüz denemedim. Ama çok güzel görünüyor Bordo'su. O yüzden bunu birlikte denemek için heyecanlıyım. Kendime gerçekten başka bir şey almadım galiba. Aldım mı? Almadım bence. Geri kalan her şeyi Hatay'a aldım yemin ederim. New Balance baktım ama yani burayla aynı fiyattı genel olarak her şey. Tamamen Next, Primark ve John Lewis'ten Ataya deli gibi. Hani eksik olan işte 03, 36, 69 her neyse kıyafetlerini aldık, tamamladık. Kameramın ayarlarıyla oynamışım bu arada Londra'ya giderken. Birazcık düşük ayarda çekmiş. Dün de aynı ayardaydı. Şu an sanırım düzelttim. Buradan sonra eski ayarda devam edeceğiz. Hava çok güzel. Hadi gidelim. Önce bir TikTok çektim. Yani insan oturduğu yerde şarkı dinlerken ağlar mı ya? I had a little cry earlier. And I had a big cry last night. Yeah. But I'm not crying now. You're not. And I think for that, yeah, I'm doing so well. Gerçekten balık burçluluğum hayatımda ilk defa bu kadar görünüyor yani. Benim yükselenim ikizler ve ben hani biraz daha ikizlere yatkın olduğumu düşünüyordum. Düşünüyorum hala ama yani 3. trimesterle beraber zırt pırt ağlıyorum ya. Niye böyle oldum? Neyse, çok güzel bir kargom geldi. Şu YSL'in Love Shine rujlarından aldım. Neden bu kadar büyük bir paket? Aa, sepette yazıyordu çantayla gönderilecek diye. Sanırım ilk böyle lansmana özel bir GVP'leri var. Bu rengi çok merak ediyorum çünkü o kadar benlik görünüyordu ki bu renk. Önce çantaya bakacağım ama. Hediyeyi daha çok merak ettim şu an. Cute. Şu 204 numara. Hani bir şey. Melted Honey. Ay hadi gelin durun beraber deneyelim bunu bir dakika. Her şeyi ilk TikTok'ta mı deneyeceğiz? Biraz da burada deneyelim ama şöyle biraz yakın bir şeye ihtiyacım var. Önce çok hafif bir Charlotte Tilbury Iconic Nude geçiyorum.
balm yapıda bu ürünler anladığım kadarıyla. Bence bir çok güzel bir renk. Tam benlik bir renk gibi duruyor. Bir kaleme ihtiyacı vardı sanki. Şuradan. Kırıyormuşum tak diye. Niye bu kadar açtım? Ta lollipop gibi kokuyor. Tam benlik bir renk. Ay çok beğendim. Arkadaşlarımız gelecek bu akşam. Aniden böyle bir programımız oluştu. Ben dışarıdan bir şeyler söylemeliyim. Güzel, ben bunu bu yaz yanımdan ayırmam. Atıştırmalık bir şeyler, çerezimsi. Ay biraz uzanacağım. Bunun sonu hep uykuyla bitiyor ya bu ara. İnşallah öyle bitmez, bir dakika. Günaydın, iyi bayramlar. Bayramın ikinci gününden herkese merhaba. Bayramın birinci gününü çekerim diye düşünmüştüm. Ama dün gerçekten sabah 10'da evden çıkıp gece 10.30'da falan döndük. Bir anda böyle bütün ziyaretler aşırı uzadı. Oradan oraya gittik falan. O yüzden bu sabah üzerimden tır geçmiş gibi uyandım. Aa, ne kadar çok yer var burada. Şoktayım şu an. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Serdar da Togo'yu yürüyüşe çıkardı. Sonra geldi ki hava aşırı güzel, sahile gidelim. Dedim ki yani hiç öyle spor yapabilecek şeyde değilim yani. Böyle her yerim, parmaklarım falan ağrıyor. O da dedi ki tamam, arabayla inip diğerlerde oturalım sahilde. Bu havayı kaçırmayalım yeter ki. O yüzden şöyle hızlıca giyindim. Şimdi sahile geldik. Oh, ay hava gerçekten acayip güzel bu arada. Çok iyi ya. Evet. Kokoa'dan bir kahve alırız. Hazır yanımızda. Köpek yok. Kokoa'ya biraz kızgınım biliyorsun. Niye Kokoa'dan kahve atıyoruz ama? Nereden alalım? Geçen sefer yaptığım gibi beyaz fırına alalım da. Starbucks'tan olur. Senin yaptığın. Geçen gün tek başıma indim sahile. Kokoa'dan kahve alacaktım. Ben Kokoa'yı çok severim, bu Suadiye plajı, o sokaktaki. Neyse. Dediler ki yani Ronnie ile içeri girmek zorundayım. Ama hemen zaten kapıdan alacağım ve çıkacağım yani. İçeri köpek almıyoruz. Dedim ki içeri oturmayacağım hani. Alıp kahvemi çıkacağım. Dışarıya bağlayın bir yere, siz öyle gelin diyorlar. Ben köpeğimi dışarı bir yere tek başına bağlar mıyım ya? Delirdiniz mi siz yani? Ondan sonra ben de o zaman ben de kahve alamıyorum dedim. Çıktım. Sonra o sinirle gittim beyaz fırından. Take-up'a yalan 3 insandan biri falan oldum yani. Böyle bir istek geldiğine şaşırmıştım. Evet. Yani beyazını aşırı seviyoruz bu arada buradaki ama yani hiç take-up'a kahve almamıştım açıkçası. O kadar kötüydü ki kahvesi. Ve hemen aşağısında espresso lab mı? Yok. Meat lab ve Starbucks var. Serdar dedi ki neden hani bir yan binadan almadın? İşte böyle. Aklınızda bulunsun ya. Bu iki kokoa ve beyaz fırın bilgisi. Şimdi Meat Lab'den ya da Starbucks'tan bir kahve alıp sahile iniyoruz. İstanbul şu an bir tık boş ama normal bayram boşluğu yok bence. Yaza denk geldiğinde bayram daha çok boş oluyor. Baksana beyaz fırın full gene. Buradayız galiba hepimiz bu bayram.
haftalar diliyorum herkese. Ay. Bugün bayram tatilinin dönüş pazartesisi. Gerçekten sabah 6'da kalktım. Siparişler bendeydi. Neden bugüne sipariş oldu aklımda hiçbir fikrim yok. Çok saçma bir gün değil mi? Peynir ve şarküteri tabağı sipariş vermek ve yemek için. Neyse, çok şükür diyelim. Daha sonra birkaç işim vardı laptopta. Kalktım, toparlandım. Bugüne bayağı kabarık bir to-do'm vardı ama bir kısmı yarın ertelendi. Öyle olunca ben de bugünü biraz daha iyi değerlendireyim dedim. Şimdi spora gidiyorum. Sonra terziye gideceğiz, kargoya gideceğiz. Dolap kargoları var. Sonra bebek odasıyla ilgili yapmam gereken, aramam gereken, konuşmam gereken, eve çağırmam gereken insanlar var. Umarım bir gün gelebilirler. Baby shower'la ilgili yapmam gerekenler var. Bugün öyle. Bugün biraz telefon trafikli bir to-do'muz var yani. Ama birlikteyiz. Ve tabii ki bütün bunların ortasında çekmem gereken iki tane de video var. Onları yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Bu ara biraz yavaştan kendimi doğum iznine vermeye başladım. Yani Bonheur'da kesin de sosyal medyada da yavaş yavaş. Ama halledeceğiz. Bakalım. Bugün akışına göre bakacağız birlikteyiz. Sıcak. Bu nasıl bir sıcak? Şimdi şurada 2 dakika bir annemi bekleyeceğim. Yanıyorum. Ve ben acayip kararsız bir insan oldum. Kendime şaşırıyorum ve kızıyorum. Arkadaşlar yani bu 8. ay beni kararsız bir insan yaptı. Sürekli bir şeyleri değiştiriyorum. Giyeceklerimle ilgili, işlerle ilgili, baby shower'la ilgili falan hani böyle bir garip oldum. Ben çok kararlıyımdır. Mesela böyle hani şey ev dekorasyonunda ya da işte bir şey düzenleyeceksem, bir şey yapacaksam ne giyeceğimi, ne olacağım, nerede ne duracağını falan hep her zaman çok iyi bilirim yani. Hiç kimseyle böyle debate etmem gerekmez. İki tane elbise aldım baby shower için ve bugün çıkma amaçlarımdan biri bir elbiseyi baby shower için terziye vermekti. Mesela ondan vazgeçtim durduk yere. Giyinmek 8. aydan sonra çok eğlenceli olmuyor gerçekten. Bir de şey, siyah giyemiyorum ya baby shower. Ya giyebilirim aslında ama herkes bana kızar diye giymiyorum. Siyah çok rahatlatıcı bir renk benim için ve siyah olmayınca ne yapacağıma karar veremiyorum açıkçası. İki tane daha elbise aldım. Bakalım olmadı iade ederim falan diye. Göreceğiz. Ama yoruldum. Neyse şimdi yoruldum. Eve gidiyorum. Perdeciler gelecek. Odaya perde için ölçü ve işte kartele falan bakacağız. Sonra benim duş alıp video çekmem lazım. Hadi gelin.
Hello. Bu vlogu kapamadan söz verdiğim gibi çok kısa bir Londra alışverişi, bebek alışverişi üzerinden geçeceğim. Şimdi şöyle bir durum oldu. Dediğim gibi ben gitmeden önce çok hasta olduğum için ve gittiğimde de çok fazla şansımı zorlamadan gezmek istediğim için planladığım şeylerin çoğunu almadım, alamadım. Şey dedik hani Aslı'yla bir şey olursa ekstra istediğim aklımda kalan Amazon'dan onun evine söyleriz. O gelirken getirir dedik. O yüzden bunları henüz ben almadım ama hem bana Ece Marda ile buluşmuştuk bir gün. Eğer bu konuyla ilgiliyseniz kendisini çok yüksek ihtimalle takip ediyorsunuzdur, tanıyorsunuzdur. Bana böyle bir Londra'dan alınacaklar listesi hem de birkaç arkadaşımın da tavsiyesini aldım. O yüzden böyle onlardan ortaya karışık size bir şey yapacağım. Yani mesela elektronik olarak bu arada aldığım tek şey, avantajı Braun'un bu ateş ölçeriydi. Hatta bu da şöyle oldu. Ya buradan atıyorum 500 lira falan ucuza geliyordu bu uçuşta gördüğüm. Amazon'a bir girdik 1500 lira ucuza geliyordu. Hani ertesi gün delivery olan vardı. Onu Aslı'nın evine söyledik. O yüzden bence özellikle bu tarz şeylerde önce Amazon'a bakın. Londra'ya gidiyorsanız otelinize söyleyin ya da arkadaşınızla kalıyorsanız arkadaşınız gelecekse ona söyleyin. Bu tarz elektroniklere bir göz atın derim. Onun dışında mesela hani ileriki dönemde de Aslı'nın isteyeceğim ve Aslı'nın da Ecem'in de tavsiye ettiği, Aslı da hep ablasını alıyormuş çünkü. Baby D-Drops varmış mor olan. D vitamini hani sürekli olarak takviyesi yapıldığı için vermesi çok kolay bir D vitamini varmış. Baby D-Drop başka yerlerden de duydum Londra için. Skip Hop Mama Termos. Philips Avent'ler anladığım kadarıyla daha uygun. Yine dediğim gibi Amazon'dan bakabilirsiniz. Onları biz hallettik sayılır. O yüzden hani hiç orada o şeye girmedim. Mesela Ecem'in tavsiye ettiği Hello Swiddle diye bir kundak vardı. Ancak ben burada Ovli'nin kundağını aldığım için yine ona orada bakma fırsatım olmadı. Ovli'nin kundaklarında da sanırım bunu bir vlogda anlatmış olmam lazım. Kolları da bir süre sonra açılıyor ve hani artık kundak işlevinden sonra da bir 3 yaşına kadar pijama olarak kullanabiliyorsunuz. Medele pompaları yine hem Ece hem iki arkadaşım daha çok önerdi. Onun bir de büstiyerini önerdiler. Medela pompaları o büstiyerle beraber taktığınızda hani hiç tamamen free bir şekilde takılabiliyorsunuz. Sanırım ama Ecem şey dedi, diğer o tarz pompalara da uygun oluyor büstiyer. Yani Medela'nın pompasını almasan da o büstiyeri al demişti. Ona bakacağım. Aslı gelmeden muhtemelen siparişini vereceğim. Ben kendime Bugaboo ayak tulumu yazmıştım. Ama fiyatlar buradakiyle aynıydı. Burada sonuçta taksit seçeneğiniz de var. İşte indirmeye de giriyor falan filan. O yüzden oradan almadım. Max & Spencer zıbınları çok fazla söyleyen oldu. Ama şu an hani ben zaten çok fazla zıbın aldığım için hali hazırda yine buna bakmadım. Ama hani buradaki Max & Spencer'da falan da var bu arada. Geçenlerde Gizem'le Akasya'dayken o da bakıyordu. Hatta işte senden mi istesem falan dedi. Sonra burada indirimdeydi direkt aldı ama tabii ki Londra'da daha uygun. Eğer hani böyle yeni hamile olduğunuzu öğrendikten sonra Londra'ya gidiyorsanız ve henüz böyle şeyler almaya başlamadıysanız onu oradan stoklayabilirsiniz. Çok bu gerçekten en çok gelen tavsiyelerden biriydi. Peki günün sonunda ben ne aldım? Yine gelen tavsiyeler üzerine Zeynep abladan, arkadaşlarımdan Primark, Next ve John Lewis mağazalarından birçok bebek kıyafeti aldım. Yani şöyle zaten hani buradan da almıştım tabii ki ama mesela hiç pantolon almamışım atıyorum. Şort almamışım. Hani ya full ayaklı tulumlar almışım ya da hani işte o kısa tulumlardan almışım. Onların altına giydirecek bir şey almamışım. O yüzden çok fazla Primark'tan oradan buradan şorttur, işte pantolondur, eşofmandır o tarz şeyler aldım. İşte ayakkabı falan yani tabii bunların içerisinden en uygunu Primark'tı. Önlük tarzı şeyler çok fazla aldım. Bunu Primark'tan aldım evet. İşte mesela yazın hani ayağına takıp çıkarmak için. Şunu John Lewis'ten aldım. Bunu hani Eylül'de biraz daha ayakları büyümüş olur ve biz tatile gideriz artık bir noktada diye. Mayo, şapka falan tarzı şeyler aldım. Zaten Eylül'de 3 aylık olacak ve biz zaten anca Eylül'de tatile gidebileceğiz gibi duruyor. O zaman hani anca güneşe çıkar diye onları hesaplayarak aldım. Gerçi şu an bebeğin iri olduğu söyleniyor sürekli ultrasonda ama bir tık kafamda hesaplayarak aldım yani büyük olarak. Kıyafet alışverişi henüz yapmadıysanız gerçekten dayanın. Çünkü hem
acayip seçenek var özellikle Primark ve Next'te. Hem de çok uygun. Gerçekten buraya göre çok 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 uygun. Hani kumaşlar kötü değil. Yine çoğu %100 pamuk. Ve zaten hani özellikle ilk aylarda herkesin söylediği bir şey iki kere üç kere falan giyiliyor. Hani sonrasında büyüyor içerisinde diye. Ve bu tarz dediğim gibi elektroniklere Amazon'dan bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani benim de şimdilik bildiklerim bu kadar. Bana gelen tavsiyeleri ortaya karıştırıp size bir tavsiye olarak vermiş oldum. Çünkü çok soruldu Londra'dan bebeğin alınır ben de gideceğim diye. Ama hani ben de dediğim gibi biraz hem hastalık denk geldi hem çok üstüne düşmedim. Sadece kıyafet alışverişi yaptım ama bu tarz şeyler aklımızda bulunsun. Yani Medela'nın pompası burada da yok mu? Var ama fiyat avantajı olarak yine dediğim gibi orada özellikle Amazon'dan bakmak çok mantıklı. Artık bu vlogu kapatıyorum. Bir sonraki vlogda güzel şeyler var. Baby shower var, Sephora'nın lansmanı var. Bunların hepsi yaşandı geçtiğimiz iki günde ama ben onları artık haftaya saklıyorum. Böyle bu vloga bir kapanış konuşması ve benden istediğiniz şeyleri yapıp öyle kapanmak istedim. Hepinize çok öpüyorum. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Thank you.